Evet, projenin son halini bir inceleyelim. Bu zemin ve yerleşim planı olarak, vazif planı olarak kullanacağımız kat planımız, bodrum kat planımız. Ben bu ölçülendirmeleri bir önceki derste göstermiş olduğum gibi buralarda da yaptım. Bodrum kat, zemin kat. Normal kat olarak da ikinci katı paftaya ekleyeceğiz. Onu da ölçülendirmelerini ekledim. Yazılar ve mahallelerde yazıyor. Artık paftaya yerleştirebiliriz. Tabii bunun için öncelikle bir paftamızın olması lazım. Bunun sağlamak için navigasyon kısmına gelip pafta kitabına tıklıyoruz. Buradan bir tane master pafta oluşturalım öncelikle. Masterlar kısmına sağ tıklayıp yeni master pafta oluştur diyerek 1 bölü 50 pafta isminde bir tane oluşturalım. Yüksekliği 59,4, genişliği de şu anda 120 yapalım. Bir deneyelim. Biraz az oldu sanırım. Şu anda oluşan pafta burada görünüyor. Buna sağ tıklayıp master pafta ayarlarına geçerek bunu 400 yapalım. Paftamız oluştu. Tabii bu bizim ana paftamız. Bunun üzerinde biz yine bir tane pafta oluşturmamız lazım. Normal burada boş bir kısma sağ tıklayarak yeni pafta oluştur diyelim. Master pafta olarak da az önce oluşturmuş olduğumuz 1 bölü 50 paftayı seçelim. Buna uygulama paftası diye. Evet. Şimdi artık buraya paftamıza projeleri eklemeye başlayabiliriz. Öncelikle biz zemin kattaki projeyi açıp yerleşim planı olarak bunu ekleyelim. Tabii buradaki ölçüler ve aksarımızın görünmemesi gerekiyor. Bunu sağlamak için Ctrl L'ye basarak hemen yapısal grid'i buradan gizleyelim. Aynı zamanda ölçülendirme geneli de gizleyelim. Evet, görmüş olduğunuz gibi sadece vaziyet ve çevre kaldı. Bunu buraya sağ tıklayarak, şu zemin kat yazan kısma sağ tıklayarak bunu görünümü kaydet diyebiliriz. Yani bu şekilde kaydet yapabiliriz. Veya ekrana sağ tıklayıp görünümü kaydet ve paftaya yerleştir diyebiliriz. Evet. Şimdi bunu seçelim. Hemen burada seçili olduktan sonra ölçek kısmını 1 bölü 200 yapalım. Pardon. Ölçek kısmını buradan 1 bölü 200 yapalım. Ve görünen kısmı biraz küçültelim. Şu kadarlık bir alan yeterli. Evet, bunu paftamızın bu kısmına ekleyelim. Bundan sonraki kısımda hemen arkasından bodrum katı ekleyelim. Bodrum kata geçelim. Evet, iz referansı gizliyorum. Sadece bu kısım kalsın. Yine bu ekrana sağ tıklayıp görünümü kaydet ve paftaya yerleştir diyelim. Bunun ölçeği 1 bölü 50 olsun. Evet, gördüğünüz gibi 1 bölü 50 de biraz paftamız küçük kaldı yükseklik olarak. Onu şimdi düzenleriz. Evet. Hemen pafta ayarlarına geçip
Master Pafta kısmına sağ tıklayıp oluşturmuş olduğumuz paftaya sağ tıklayıp Master Pafta ayarlarına geliyorum. Ve buradan yüksekliğimi 90'lık kağıda göre, yani 89,4 yapalım. Evet, böyle daha uygun oldu. Bunu biraz yukarı taşıyalım. Evet. Yine katılanımıza geçip bu sefer normal katı ekleyelim. Daha doğrusu zemin katı eklememiz gerekiyor. 1/50 ölçeğinde. Burada da Ctrl L'ye basarak bu sefer vaziyet için oluşturmuş olduğumuz katmanı gizlemem gerekiyor. Bunu buradan Ctrl L'ye basarak da gizleyebileceğim gibi buradan ölçüyü seçip sağ tıklayıp katmanlar kısmına gelip katmanı gizli de diyebilirim. Bunu yaptıktan sonra hemen yine sağ tıklayıp görünümü kaydet ve paftaya yerleştir diyerek bunu paftamıza ekleyelim. Bunu da ölçeğini 50 yapalım. Sadece görünmesini istediğimiz kısma kadar bunu küçültelim. Evet. Paftamız hemen ayarlarım ben yine düzenleyeyim, biraz küçük kaldı. Evet. Zemin kattan sonra normal kat için ikinci katı kullanacaktık. Hemen yine buna sağ tıklayıp kat planın görünümü kaydet ve paftayı yerleştir diyelim. Bunu 1/50 yapalım ölçeğimizi. Tabi hatırlarsanız biz burada şu paftayı eklerken 1/50 ölçekte daha detaylı bir mahal oluşturmuştuk. Bu burada görünmüyor. Bunun sebebi ölçeği burada değiştirmemiz. Aslında bunu buradan 1/50 yapsaydık görünüm olarak ve bu şekliyle sağ tıklayıp görünümü kaydet ve paftayı yerleştir deseydik böyle bir sonuç çıkacaktı. Gördüğünüz gibi. Ama diğerleri için de aynı durumu sağlayabiliriz. Bunu sağlamak için eklemiş olduğumuz paftaya tıklayıp sağ klik yaparak buradan kaynak görünüm ayarlarını değiştir kısmına tıklayarak buradan ölçek kısmını 1/50 olarak değiştiriyorum. Evet, burada da tabii ölçeği hemen 1/50'ye tekrar geri getireyim. O 1/25 oldu. Buradan pafta düzenini tekrar sağlamam gerekiyor. Şunları genişletelim ki görünsün. Evet. Bu şekilde de projeyi tekrar düzenleyebilirsiniz. Bunları da yanaştıralım. Evet. Son olarak teras katımız kaldı.
Bunu da ölçek kısmını hemen 1 bölü 50 olarak değiştirelim. Daha sonra sağ tıklayıp görünümü kaydet ve paftaya yerleştir diyelim ve buraya tıklayalım. Bunu hemen biraz düzenleyelim. Evet. Kesit ve görünüşlerimiz var. Ben buradan hemen bir tane kesit açayım. Kesitimiz bu durumda. Kesitin altında bizim burada temel çizimi de ekleyebilirdik. Diğer kesitimiz de burada. Bu kesitlerde öncelikle şu akslarımızın biraz buradakinde sıkıntı problem yok ama şunu da gördüğünüz gibi akslarımız biraz kısa kalmış. Bunları öncelikle yukarı uzatalım. Bir tanesini seçtim. Sanırım yapısal grid şu anda katmanı kilitli olduğu için müdahale edemedim. Kilidini açtım ve seçtikten sonra artık bunu yukarı doğru taşıyabilirim. Bunları da aynı konuma getirelim. Bunları ben temel ekleyeceğim. Ancak temeli eklerken paftaya ekledikten sonra ekleyeceğim. Ve böylelikle yapmış olduğum çizimin paftaya nasıl güncelleneceğini de göstermiş olacağız. Biz şu anda pafta eklememize devam edelim. Şu kesitten devam edelim. Hemen sağ tıklayıp ölçek kısmı yine 1 bölü 50 olsun. Sağ tıklayıp görünümü kaydet ve paftaya yerleştir diyelim. Diğer kesiti ekleyelim. Ölçeğini 1 bölü 50 yapalım. Sağ tıklayıp görünümü kaydet ve paftaya yerleştir diyelim yine. Şu köşeden. Şunda arazisi aynı kodda olsun. Şunu aynı hizaya getireyim. Evet. Güney cephesine geçelim. Bir tane örnek cephe ekleyeceğim. Diğerlerini aynı yöntemle ekleyebilirsiniz.
Burada şu camlar kısmında gördüğünüz gibi cam kısmında mekanın içini de gösteriyor. Bunu hemen düzenleyelim. Ekrana sağ tıklayıp cephe ayarlarına geçiyorum. Burada model görünümü kısmından hemen ilgili ayarları bulalım. Evet, burada gördüğünüz gibi kesilmemiş elemanların altında saydam kısmı var. Bunu onayını kaldırırsak eğer camların içini görünmeyecektir. Tabii burada güney cephesini ben daha önceden açmıştım. Buradan farklı bir cephe daha açalım. Diyelim ki batı cephesini açalım. Mevcut ayarları aç diyelim. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde geldi. Bunu renklerini değiştirmek için yine sağ tıklayıp cephe ayarlarına gelip öncelikle saydam kısmı iptal edelim. Kesilmemiş yapı elemanları kısmına da şurada kendi yüzey rengi tanımı şu anda. Buna tıklayıp hiçbiri diyerek gördüğünüz gibi normal çizgisel olarak görünür hale getirdik. Bunun da ölçeğini 1 bölü 50 yapalım. Yani sağ tıklayalım. Görünümü kayıt ve paftaya ekle diyelim. Evet, buna da sağ tıklayalım ve görünümü kaydet ve paftaya ekle diyelim. Tabii bunu 1/50 ölçekte yapmadık. Hemen onu düzenleyelim. Bunu 1/50'ye dönüştürelim. Ondan sonra sağ tıklayıp görünümü kaydet ve paftaya ekle diyelim. Evet, projelerimizi oluşturduk, paftalarımızı ekledik. Bir sonraki derste şu kesitlerin alt kısmına temel çizimi ekleyeceğiz ve paftayı otomatik olarak güncelleyeceğiz. Evet, diğer pafta elemanları, diğer görünüşleri de aynı yöntemle ben ekleyeceğim. Projemize kaldığımız yerden devam edeceğiz.